Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz. Merakla beklenen PES 2018 çıktı arkadaşlar. 3 gündür bekliyordum. Pazartesiden beri bunun çıkması, yani güncellenmesini bekliyordum daha doğrusu. Pazartesi güncellendi. Güncelledim daha doğrusu. 700 MB bir güncellemesi vardı. PES 2017 bende eskiden vardı. O 1,5 GB'ydı. 700 GB'da yani yaklaşık 2 GB falan ediyor oyunumuz. PES 2018'in girişi böyle arkadaşlar. Yani ben 3 gündür bu oyunun güncellenmesini bekliyorum. Benle beraber siz de bekliyorsunuz. Sabah 5'te beklenilecek şey güncellenecek dedi. Akşam 5'te girdim ve oldu. Ya oyuna girebildim sonunda. İlk başta ilk girdiğimizde epey bir değişiklik görüyoruz. Şu sağda Playdirinç Owners diye bir yer var. Orada 3 tane daha bundan oluyordu. Ya 3 tane daha vardı, güncellenmiş. Öncelikle takımları göstereyim size. Dur, yanlış yere girdik. Şuradan girelim. Evet. Buradan şimdi İngiltere Premier Lig'de tabii ki de güncelleme hala da bir tek Liverpool'un var. Manchester United falan hiçbir tanesinin şeyi yok. Ha bir de Arsenal'ın var. Evet. Başka da bir takımın sponsorluğunu alamamışlar. Bakalım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Evet, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş formaları da geldi arkadaşlar. Ya vardı zaten. Türkiye'ye eğer indirirseniz Avrupa Ligi'nde yani Avrupa'da bulamazsınız. Türkiye PES 2018 Mobile'de Asya'da gözüküyor. Asya'dan bulabilirsiniz Türkiye'yi. İşte Türkiye burada. İşte böyle. Ben takımın adını Erzurumspor koymuştum. 2017'de Galatasaray yoktu diye. Şimdi ise Galatasaray diye çevirebiliriz. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz hangi takımı tutuyorsanız onu tutabilirsiniz. Bakalım da Galatasaray. Bak yanlış yazmışız. Galatasaray. Ya, şimdi oldu. Şuraya da GS yazalım. Tüh. Lan. GS. Heh, bitti. TT Arena. İşte Erzurum City falan. Oyuncu adı 17 burayı 25 yaptım ben. Bura neymiş? Ha, yeni bir şey gelmiş. Bu. Arkadaş şeyi herhalde bu. Evet, arkadaş kimliği bu. Neyse arkadaşlar, bunun sonuna bakarız. Oyunumuzun kısacası ayarları böyle. Bir de bakalım buralar ne. Buralar saçma sapan lüzumsuz şeyler. Şimdi en çok merak ettiğiniz tabii ki de benim en çok merak ettiğim daha doğrusu Türkçe dil var mı? Yani Japonca var, Kore var, Brezilya var, İspanya var, İtalya var, Almanya var, Fransa var, İngilizce var ve Amerikan İngilizcesi var. Nasıl bir şey onu bilmiyorum. Tabii yine en çok aşina olduğumuz dil İngilizce olduğu için İngilizce seçtik. Realized arkadaş. Buradan evet yeni bir şey gelmiş. Buradan arkadaş arayıp arkadaş edinebiliyorsunuz. Mesela yanınızda birisi var. Onunla normal PlayStation'daki gibi telefondan maç yapacaksınız. Buradan arkadaşınızın numarasını arıyorsunuz. Onda olan numarayı arkadaş ediniyorsunuz falan filan. Ondan sonra online maçtan maç yapabiliyorsunuz. Şimdi continue. Buradan oyuncu satın alabiliyorsunuz. Ya toplar genelde 10 ya böyle kaleci. Yani anlatabilecek bir şeyim şu anda yok. Buradan mesela her gün size ya da her haftada bir ha, şu böyle bir şey yanlış. İster bunu satar paraya çevirirsiniz bunu. İsterse de böyle yapar. Yani beleş oyuncu veriyor sana bir şey sağlamıyor aslında ama mesela biz yine de alalım bakalım. Burada beyaz ve bronz var. Normalde burada bronz çıkmaz. Ah, beyaz.
beyaz oyuncu. Kim geldi? 53'lük sağ bek geldi. Bu oyuncular mesela atmayın. Ne yapın? Takıma dahil edin. Son oyuncu geliştirebiliyorsunuz çünkü bunlarla. Mesela gelin şöyle. My team deyin. Benim takımım. Players deyin. O oyuncuyu mesela kadro dışı bırakın. Şunu bırakalım mesela. Şöyle kadro dışı kaldı oyuncumuz. Başka oyuncumuz var mı? Az önceki sağ bek nereye gitti? Burada. Arkadaşlar benim geçen seneki kadrom hep 60'lı, 65-70 falandı. Yani çok fazla bir şey yoktu. Bu sene güncelleme yani 2017'de nasıl diyeyim ki böyle daha ezik oyuncular vardı. Şimdi daha güçlü oyuncular geldi. Ya oyuncuların daha doğrusu güçlüleri gelmedi. Eski oyuncularım daha güçlendi. Mesela şu The Seed ve sağ bek olan 79 gücündeki o oyuncu benim normalde 72 idi falandı. Öyle arttı. Ha, onları şimdi kadro dışı bıraktık. Mesela bizim sağ bekimiz nerede? Sağ bek gelişim. Ah burada. Sağ bek'e basarız. Ondan sonra buradan mesela bir tane sağ bek bırakmıştık. Ondan sonra mesela başka bir tane daha sağ bek var. Bunu ben niye kadro dışı bırakmışım ya? Neyse. Bu oyuncumuzu böyle güçlendiririz. Bakalım. 67'lik oyuncu gümüş kaç seviye olacak? Artıyor. 71 gücüne çıktı. Oyuncumuz 71 gücüne çıktı. Eski sağ bekimizi de boş bırakalım. Şurada bir tane de 68'lik RB olması lazımdı sağ bek. Yo, 78 değildi. 68 miydi? 67'lik şeyimiz var. Onu çıkartamayız. LB DMF. Bakalım başka RB. Başka da sağ bekimiz yok. Böyle oyuncularımızı geliştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela kalecim 76. Bunu bıraksam bunun gücüne verebiliyorum. Vereyim de. Bunu çıkartalım. 58'lik kaleciyi kadro dışı bıraktık. Sonra training dedik. Eski kalecimiz, yeni kalecimiz nerede? Ah burada. Buna şu GK özelliğini verelim. Başka ne var? Burada bir tane daha GK var. Evet, bunları bu oyuncunun gücüne katarsak oyuncumuzun gücü artacaktır. 57 oldu. 77 ne 57'si pardon. Şimdi şöyle kısaca bir kadrodan bahsedeyim. Buradan menajer alıyorsunuz. Ya, dizilim. Daha doğrusu menajerden kastım oyun dizilme taktiği. Yani 4 3 2 1 4 2 3 1 4 4 2 falan. Menajer dediği işte öyle. Buradan mesela ben şimdi iki tane bir tane oyuncu satın aldım değil mi az önce? Ona ödül vermiş. Bir tane daha şey oyuncu geliştirdim. Ona da ödül veriyor böyle. Her gün ya benden size tavsiye her gün bu oyuna girin. PES 2018 şu ana kadar hani güzel. Birazdan sizinle bir tane de kısa bir maç yapacağız. Buradan yani bin tı, ne? Tutorial'dan soldaki şeyden hareketleri, çalımları ve şutu oyunun nasıl oynandığını öğreniyorsunuz. Sağdaki taraftan da serbest antrenman, free kick, penaltı falan çalışabiliyorsunuz. Şuradan hemen kadromuzu ayarlayalım. Evet. Sağ bek 72. Bir tane daha sağ bek vardı bizim. Evet burada sağ bek. Bunu aslında defansını atsak. Oo, daha düştü. Neyse. Sen gel. Kadromuz böyle bir tane şöyle bir şey yapsak. Bir tane CMF lazım bize. CMF var mı? CMF koskoca takımda CMF yok. Neyse şöyle yapalım bir daha. Şu anda yapabilecek bir şeyimiz yok AMF. Bakalım başka AMF. Onlar maçta değiştiririz artık. Şimdi çıkalım. Ve en sonki yere gelelim. Bir tane maç yapalım. Bu neymiş? Bakalım. Aa.
Bak buraya yeni gelmiş. Ha yok, eskisi var, yeri değişmiş ya. Geçen sene bu, yani burası şu sağ en üstte oluyordu. Şimdi bu sağ üst köşedeki de, yani şu Kompinak sağ üst köşede oluyordu. Played it over ne? O da sol altta oluyordu. Yerleri değişmiş. Bir tane şimdi buradan maç yapalım. Siz gelmeden önce ben bir tane maç yapmıştım. Paris Saint-Germain'i yendim. Bakalım bunda hangi takım çıkacak? Evet, Milan çıktı. Bakalım Milan kadrosunda belki gösterir. Milan'ın kadrosunda Hakan Çalhanoğlu vardı. Eğer Milan Milan'sa Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Bakalım girelim oynayalım. Evet işte buradan şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Formayı Galatasaray'ın formasını beyaz yaparsınız. Milan'ınkisi kırmızı. Zaten günü, saati, zamanı falan belirleyemiyorsunuz. Sadece forma. Şimdi bir tane maç diyelim. Ya eğer sizin PES 2017'iniz, eskiden PES 2017 mobil oynuyorsanız emin olun ki o şeydir. Nasıl diyeyim ki? Oyuncularınız güçlenmiştir. Şimdi ekran geldi gitti. PlayStation'daki PES 2018 ile aynı. Şimdi başlayalım bir tane maça. Evet. Hemen ileriye. Tak, anda sana gol. Hadi be. Hadi be. Tüh. Neyse, az farkla kaçtı, az farkla. Oyunumuz gayet, grafikleri güzel. Telefonunuz hele ki iyiyse yani daha da iyi oynarsınız bu oyunu. Oyunumuz 2 GB kadar falan bir şey. Ben şimdi bu videoyu çarşamba günü çekiyorum. Büyük ihtimal en geç cuma günü izliyor olabilirsiniz, en geç. Önce atmaya çalışacağım. Evet şimdi orta kessene ha. Pele hadi hadi be. Markovic. Hadi aha, Markovic aldı. Hadi gir oraya. Hadi be. Pele bir daha. Jose Sosa. Bu kadrosu belli, şey değil. Ya yani güncel Sosa'yı oraya koymuşlar. Vurdu Pele. Pele olmadı. Hadi geç. Ah Pele, yaktın bizi Pele. Tak şöyle bir tane atalım. Oba, oba, oba. Hadi bas 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 bas. Hadi be. Basal onu, basal onu oğlum hadi. Bıraktı kaleciye. Kaleci uzun oyna. Uzun oyna diyoruz. Gitmiş nereye atıyor? Ha bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu sağ bastığınız zaman oyuncunuz hızlı koşarken 2 kere çubuğu itiyorsunuz ya, orada depar atıyor, ama hız tuşuna basmadığın zaman 2 kere bir tarafa yaptığınız zaman çalımlar atıyor. Bir şeyler yapıyor. Ama 2 kere bastığınızda gördüğünüz gibi depar atmaya çalıştı. Bak şimdi bıraktım. Çalım hareketi, sonra şut, sonra gol. Şimdi gol sevinçleri manuel. Topa vurmaya çalışacağım. Hadi be, top gitti. Şuraya gol, otomatik gol diye bir şey var ya. Oraya bastığınız zaman otomatik gol sevinci yapıyor kendi kendine. Oyuncunun özelliğinde olan gol sevincini yapıyor. Oyunumuz gayet güzel. Gayet de zevkli. Yani harika, manyak bir şeydi. Kaleciyi çıkarttık ya. Hadi hadi Pele. Pele aldı gider Pele. Pele 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 Pele. Yap şunu be, yap şunu. Oh, aferin Pele. Pele girdi ceza sahasına. Pele Pele Pele. Şu hareket var mesela. Kale arkası gitmedi. Tribünlerin o reklam panolarının üstüne çıkıyor bazen. Ya o hareket de var. Oraya koşarsanız oraya olur. Bir dahaki gol sevincinde giderseniz köşe kornerini oyuncunuz dövüyor. Ya da fotoğraf çekiliyormuş gibi yapıyor.
Çeşitli çeşitli hareketler. Evet, hadi gel, hadi bas. Aferin, aldı. Hadi. Hadi al git, al git, al git, al git. Bak. Ha, şimdi hızlı koşuya geçti. Az önce hızlı koşuda değildi diye çalım atmaya çalışıyordu. Bak şimdi şu ona çalım atayım be. Gelmiyor ki. Depar atıyor ya. Ha. Öyle kaleci alır. Susu. Susu geliyor. Susu farklı, Sosa farklı. Penaltı mı değil işte bu. Topa kaydık, penaltı değil. Hadi ya. Hadi be. Korner. 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 Evet, Milan köşeye vuruşu kazandı. Hadi bismillah. Hadi bu atak. Kontra atağa çevrilebilir. İşte ilk yarı böyle bitti. Bir de ikinci yarı. İkinci yarı bambaşka bir maç olacak. Gelin buraya diyor. Gel. Pele şimdi aldı gider. Pele. 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 Bakın şöyle bir çalım deneyeceğim. Şöyle yaptığınızda da mesela rakip çok kanıyor ona. Gol be. Kale arkasından geçelim. Hadi. Evet, kale arkasından koşuyor oyuncumuz Luka. Galatasaray'ın sağ beki Marko değil. Arkadaşlar şimdi siz düşünüyorsunuz ki Muslera, Snyder, Gomez falan var mı? Var arkadaşlar. Mesela ben PES 2017 oynarken bir gol de oldu. Luka Modric, hatta hemen gidelim şuraya. Mesela 2017 oynarken bir takımın kalesinde Muslera çıkmıştı. Aa bak bak, bu gol sevinciyle gelmiş. Gördünüz mü? Golf oynuyormuş gibi yaptı. Gomi mesela şey çıkmıştı. Gomis'in geldiği takımla oynamıştık. Gomis orada oynuyordu mesela. Bir tane de Arap takımı çıkmıştı bana. Arap Emirlikleri takımı. Yani var. Onlar da var. Ne diyor da? Avantaja bıraktı hakem. Şu yukarıda çıkan sarı şey var ya az önceki. Orası da belli. Yeni çıkmış orası da. Yani yeni geldi orada. Eskiden böyle bir şey yoktu. Oynatıyor, oynatıyor, oynatıyor. Atak bitti mi? Sarı kartı çıkartıp veriyordu. Tak kesti. Orta nasıl kesiliyor? Onu da haber vereyim. Orta giderken bir geri bir ileri yaptığınız zaman orta kesiyor. Şimdi poz veriyorlar. Bu klasik zaten, her zaman var. Ya orta gittiğiniz zaman topu verdiğiniz yön, yani koştuğunuz yön, türünü talim. Bak şimdi. Koşuyoruz da böyle içeriye çektiğimiz zaman, bak geriye çekip ileri çektiğimizde topu atıyor. Orta sahanın gerisinde veyahut da daha kolay nasıl atarım? Ya o ceza sahasının o sağında ve solunda olmuyor hareket ama orta sahalarda falan, şimdi çok da etkili bir şey, hava atışı göstereceğim. Top gelsin be. 5-0 bu arada, Milan'ı yeniyoruz. Mesela şöyle bir falsolu vereyim dedim, olmadı. Bir daha ver geriye. Gel. Lan. Ha şimdi oldu. Bir geriye bas. Mesela şöyle elimizde hafif ay şeklinde yaptığımız zaman bir o şey orta geliyor, orta sağdan. Ah gördüğünüz gibi. Şimdi de yaptık ama olmadı. Hafif bir ay yaptık ve oyuncumuzun önüne ara pasını attık. Gördüğünüz gibi. Burada oluyor mu? Burada da burada ileri yapmıyor, geriye atıyor bunu ya. Neyse. Ya gayet güzel olmuş bu da. Gayet güzel bir oyun. İndirmenizi tavsiye ederim eğer cihazınızda yer varsa. Bir de oyun kasmıyorsa telefonunuzda, gayet güzel oynanır bu oyun. Harika. Ya yani diyecek kelime bulamıyorum.
Maçın başından beri yeni kalecimize top geldi. Şimdi Pele'ye indirdi. Pele. Hadi Pele. Bastana hadi. Oho. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ayrıca. Bu videomuzun devamı da gelecektir. Emin olun. Maç bitti. Messi'ne 2 dakika var. Arkadaşlar, kanalımıza mutlaka abone olun. Çünkü daha değişik videolarımız da gelecek. Araba kaçırma Wolverine ikisi de gelecek. Yani bir sürü video gelecek. Bir acayip acayip deneyler de yapacağız. Yani siz abone olun, zil tuşuna basın. Gerisini biz size haber veririz. Evet, hadi. Son dakika lan. Ya Jose Sosa. Ve maç bitti. İstatistiklere bakalım kısaca bir. Bakalım şuradan istatistik. İşte biz her şekilde yazmışız 13. Arkadaşlar, dediğim gibi, videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Biz size burada kısaca PES 2018'i tanıtmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. İyi günler.